Ben Çangayalı Niyazi. Ankara müzik sektörünün en eskilerinden biri olsam da biliyorum birçoğunuz benim adımı ilk defa duyuyor. Satırlarıma kendimi danıtarak başlamak isterim. Babam Gara Mehmet, ben doğmadan Keskin'den Ankara'ya göçüp gelmiş. Rahmet de dik kafalının tekiydi. Herkes gider Mersin'e, o gider tersine. Millet altında Mama göçerken bizimki gelmiş Cevizlidere'ye gece konduyu kondurmuş. Ben burada doğmuşuyum. Babam saza söze pehmeraklıydı. İlkokulu bitirdikten sonra nur içinde yatsın. Saman pazarında saz ustası Davut Usta'nın yanına beni çırah verdi. Ben her gün küçücük boyumdan Cevizlidere'den Saman pazarına yayan yapılda yürürdüm. Gel zaman git zaman Davut Usta halime acıdı. Dükkanın arka tarafına bana bir yatak serdi. Orada yattım, dükkanda kaldım. Yanına bazı saz ustaları, sanatçılar gelirdi Davut Usta'nın. Birkaç tanesi saz çalışımı çok beğendi. Burada saz yapmayı öğrenemedim ama saz çalmayı çok iyi belledim. Davut Usta'nın yanına gelen sanatçılardan birkaç tanesi beni çok beğendi. Kemancı Arabali'yle darbukacı Süslü Ayhan beni birkaç düğünlük yanlarına aldılar. Dükkandan bir çıktık, çıkış o çıkış. Askere gidene kadar köy köy gezdik, düğün çaldık. O zamanlar bizim müziğin pek piyasası yoktu düğünler dışında. Ankara'daki 3-5 pavyonun müşterileri belliydi. Harman parasını, pancar parasını yemeye Çankırı, Çorum, Yozgat, Gırşehir köylerinden müşteriler gelirdi. Kışları bu pavyonlarda çaldığı söyledik. O zamanlar başka Niyazi olmadığından beni herkes tanırdı. Gara Mehmet'in Niyazi, Gara Niyazi deyince hemen biliverirlerdi. İnsanlar sazımı sözümü çok beğenir, düğünlerde kaydeder, arabalarında dinlerlerdi. Askerden dönüşüm Mehmet Demirtaş'ın, Oğuz Yılmaz'ın, ondan bir zaman sonra da Angaralı Turgut'un kasetleri çıktı. Tam bu sırada benim de ilk kasetim çıktı. Bizim bir tanıdık vardı, Fahrettin abi, gurbet gazetecilik, yeri Ulus'taydı. Vardım çıktım yanına, derdimi anlattım. Benim senin kaseti yapmayacak da kimin kaseti yapacak? Sazını, ritimcini al gel dedi. O zamanlar kasetin üstüne memleket, sanatçı adı yazmak modaydı. Piyasada Angaralı çok olduğundan benimkine de Çangayalı Niyazi yazıverdik. İlk kasetim Atım Arap çıktı. Ben sevinçten uçarken hayatımın hatasını yaptığımın farkında bile değilim. Herkes gazetin patlayacağını düşünüyor. Fahrettin abi bile sevinçten cebime 3-5 kuruş para sıkıştırdı. Ama hiçbir şey beklediğimiz gibi olmadı. Gel zaman git zaman Fahrettin abinin yanına uğradım. Vallahi yeğenim, senin gazetler hiç satmadı. En kötü gazet bile 15-20 bin satıyor. Bu işte bir iş var Ellam dedi. Biraz daha bekleyek dedik. Bu arada ben düğün çalmaya devam ettim. İkinci kaset için hazırlıklar bile yaptım. Birkaç şarkı besteledim. Esmer Şekerim, Kismi Dilber, Hele Hele Yosma, Fingirdek Necla. Fahrettin abinin kapısını çaldım. Bir kaset daha çıkarak, bu sefer patlayacak dedim. Yeğenim, ikinci kaset patlar mı bilemem. Ama birinci kaset benim elimde patladı dedi. Çocuklar çalışıyor. Senin kasetin yerine başkasının sesini kaydedip, yüzünü kapağını değiştirip Konya Kaşık Havaları diye çıkaracak. Hiç olmazsa zararın eciği bari çıksın. Kusura bakma yeğenim ama senden bir nane olmadı dedi. Yeni kasetin tutacağından o kadar emindim ki Fahrettin abiye masrafları karşılamayı teklif ettim. O da kabul etti. 5.000 kaset çıkaracak. 150-200 tanesini Fahrettin abi kendine alacak. Gerisi satışa çıkacaktı. Gittim anamdan yalvar yakar 3-5 bilezik aldım. Bunları bozdurdum. Gittim Fahrettin abiye. Girdik stüdyoya. Çekmeye başladık. Kaseti tamamladık. Utana sıkıla eşe dosta kaset satmaya başladım. 50-100 tane anca satabilmişimdir. En güvendiğim adamlar bile almadı. Mesela Emmoğlu. Gitmiş bir sokak satıcısından kaseti almış, dolduğunu çektirmiş, geri getirmiş. Kasetleri eridemeyince Bent Deresi'ndeki, Ulus'taki sokak arası satıcılara verdim. Gözünüzü sevdiğim benim kasetleri de gezdiğiniz yerlerde çalın dedim. Kasetçiler canını yediğim veriyor.
Herkes beğeniyor. Almaya da geliyorlar. Ama kasetin sağına soluna bakan almaktan vazgeçiyor. Biz de anlamadık bu işi dediler. Sefer'le çok düşündük. İçin içinden çıkamadık. Kızılay'daki gazetçilerden bir denesi Orhan'ın dikkatini çekmiş kasetlerin niye satılmadığı. Bir tane hanımefendi almış kaseti gitmiş. Bir saat sonra geri getirmiş. Kadın kaseti çekmiştir diye Orhan almaga istememiş haliyle. Kadın, neyini çekeyim ben bunun ayol? Tarzım değil bir defa demiş. Orhan, neden aldın o zaman kadın bu kaseti deyince, ben Çankayalı yazınca ne bileyim klasik müzik falan sandım demiş. Orhan arabasını kaktırarak yanımıza geldi. Ganter içinde. Meğerse her yerde bizi arıyormuş. Diğer gazetçi daha geldi. Hepsi de Orhan'ın yaşadığına benzer şeyler yaşamışlar. Bir denesi bir genç kız geldi yanıma. Popçu gazeti var mı diye sordu dedi. Yok bacığım, bizde öyle şeyler olmaz dedim. Sonra senin gazeti aldı. Bu popçu değil mi dedi. Yok bacım, oyun havası bu dedim. Böyle türkücü ismi mi olurmuş deyip güldü gitti. Biri de Grand Tuvalet bir bey geldi. Gazeti aldı gitti. Yarın caz beni nerede buldu bilmiyorum. Geldi yanıma. Gazeti caz mı cuz mu ne sanmış. Geri vermek istedi. Ben de Orhan gibi geri almak istemedim. Ama sonra zabıtaya şikayet ederim falan deyince korktum. Almak zorunda kaldım. Başka bir gazetçi de ben de oyun havası soranlara senin gazeti gösteriyorum. Angaralı yok mu, Sincanlı yok mu diye soruyorlar. He, işte burada düğüm çözüldü. Meğer millet gazetin üstünde Çangayalı Niyazi yazınca bizi sosyete müziği söyler zannediyor. Ne bilsinler bizim özbeyoz gece göndü bebesi olduğumuzu. La kardeş, bunlar gazetin adına bakmıyor mu alırken dedim. Orhan, vallahi kardeş orasını bilemem dedi. Sefer'e döndüm. Nöreceğiz Sefer dedim. Sefer de o zaman sosyete sanatçısı olacağın aga dedi. La bebe, sen kafayı mı yedin dedim. Aga şuradan gidelim. Gılığı gılafatı düzeltelim. Sosyete mekanlarına kendimizi tanıtalım. Sosyete sanatçısı olup çıkan dedi. Şu gazet var. Çeşit olsun diye aldıydım. Diğer kardeşler de birkaç tane daha gazet verdiler. Hepsini aldık gittik. İyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz da neyle çalacak dedim. Sazla çalacak dedi Sefer. Hem de çok dikkat çeker. Neyse, biz aldık sazımızı elimize. Sosyetik mekanların kapısını dolaşmaya başladık. İtfaiye meydanında ne kadar sosyetik yer varsa hepsini gezdik. En sonunda yorulduk. Oturduk bir kaldırıma. Keşke sosyete müziğiyle bir gazetimiz olsaydı dedim. İnsanlar ortaya nasıl bir şey çıkacağını bilmiyor ki. Gidelim gazetçilere. Sosyete müziği, klasik müzik, batı müziği yapacağımızı söyleyelim dedi Sefer. Ömrümü yedin Sefer, ömrümü. Bizim Fahrettin Buba'dan başka tanıdığımız gazetçi mi var dedim. Fahrettin Buba'ya gidelim. Eşref saatine denk gelirsek işimizi halleder dedi Sefer. Neyse gittik. Fahrettin Buba ölmüş. Hiç duymamışık. İşin başına da iki zıpır oğlu geçmiş. Derdimizi ağınattık. Büyük oğlan Niyazi Ağa biz İstanbul'a taşınacak. Angara müziğiyle de sosyete müziğiyle de işimiz yok dedi. Sefer'le baga kaldık. Sazınan pop müziği yapalım o zaman kardeş dedim. Niyazi Ağa geç şuradan. Eğlenme bizle dediler. Kovulmaktan beter olduk. Ne sosyete alemine ne de oyun havası sektörüne kabul ettiremedik. Ben de bu sebeple müzik piyasasına küstüm. Sefer'le düğün düğün gezmeye devam ettim. Ertesi sene evlendik, bebeğe beliye karıştık. Herkes geçim derdine düştü. Sefer hastanelerden birine hizmetçi olarak girdi. Bir zaman sonra kadroya da alındı. Ben elimden başka bir zanaat gelmediğinden ömrümü böyle geçiriyorum. Yıllar geçti, bizim müziğin piyasası canlandı. Bir sürü yeni yetme bebe çıktı meydana. Sırf bizim müzikleri çalan radyolar, kanallar kuruldu. E tabi biz de torun sevecek yaşa geldik. Vaktiyle gazinocunun biri bizim sigortayı başlatmış. E tabi primi ödeyemedik. Emekliliği yaştan dolayı hak ediyor etmesine ama prim borçlarını ödemek lazım. Gazinoları, pavyonları hep dolaştım. Köşe başları hep kapılmış. Yeni açılan bir pavyonda iş buldum. Pavyonun önüne ışıklı yazılarla Çangayalı Niyazi yazdılar. Resimlerimi basıp kapılara astılar. Sahneye çıkıyor, masalar bomboş. Patron hazır müşteri de gelmez oldu dedi. Ay doldurmadan kovdu beni. İsmimi değiştirmeyi düşündüm. Ama bu yaştan sonra tahmin edersiniz böyle bir şeyin ne kadar zor olduğunu. Ayrıca ben
bu dünyaya Çankayalı Niyazi olarak geldim, öyle gitmek istiyorum. Bütün bunları neden anlattığıma gelince, bu yaştan sonra şöhret olmak gibi niyetim ve hevesim yok. Ayrıca sağlığım da buna pek müsait değil. Ülserim ve şekerim var. İsteğim emekli olup kafamı dinlemek. Bunun için de prim borçlarımı ödemem lazım. Açık gara sayfalarından televizyonlara, radyolara, bizim Angaralı bebelere sesleniyor. Bizim açtığımız yolda yürüyorsunuz. Bizim bu yolda emeğimiz çok. Beni bir ustanız olarak kabul etmezseniz de bir abiniz olarak kabul edin. Çoğunuzun bu basıyla yemiş içmişliğim var. Sesimi duyun. Birkaç konser, prim borcumu ödeyecek kadar bir iş arıyorum. Gerisi sizin olsun.